Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde sadece tığ battılarını hazırladık ve hep beraber yapım kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Yani yapım kısmının da başını da hep beraber hep birlikte başlayacağız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ipimi tığıma tutturuyorum. İki zincirimi çekiyorum. Ve yaptığım tığ battığı alıyorum. Buradan tığ battığımızın içinden arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile giriyorum. Bir, iki zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Hemen iki, iki alarak buraya bir trabzan yapıyorum. Tırabzanımın arasına 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen sık iğne ile buraya kapatıyorum. Bir tomurcuk yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Kapattım. 2 zincir bir defa doladım. Ve 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım. Bu şekilde. 2 zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip sık iğne yapıyorum. 2 zincir bir defa dolayı yandaki tığ battıya gir 2 2 al 1 3 4 zincir hemen arasına kapat 2 zincir şimdi arkadaşlar 3 tane yaptım size göstermek için direkt hemen yaprağımın yuvalarını da aynı şekilde arkadaşlar yapıyorum buraya 2 2 olarak aldım bir trabzan yaptım 2 zincirimi çekiyorum sık iğne yapıyorum. Burasını burasına göre yarı büyüklükte yaptım. Sadece tığımın girebileceği zincirimi yuvamı kapatabileceğim büyüklükte yaptım arkadaşlar. 2 zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Şimdi buraya arkadaşlar 10 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın tepesine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Şöyle ters çevirdim. Bu yapmış olduğum iki zincirli yuvamın arasını arkadaşlar bu şekilde gelip bakın. Çünkü burada da direkt trabzanı yapıp dönüyoruz. O yüzden yüksek olmasını istemiyoruz arkadaşlar. Görüntü güzelliği için. İki zincirli hemen düz yönüne dönüyorum. Bir defa doladım. 2 2 olarak buraya bir trabzan yaptım. Yaprak yapıyoruz. 1 2 2 3 seferde. 2 defa doladım. 2 2 2 olarak aldım. Tekrar 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 5. trabzanım. Daha önce çok yaptığımız için arkadaşlar bu yaprakları yavaş çekimde de yapmıştık. Geri kalan kısmı altı tane sık iğne dolduruyorum. 4 oldu, 5 oldu ve 6 oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle dibe kadar sıkıştırıyorum yaprağımı. Burasını arkadaşlar şimdi ilmeklerle burayı dolduracağız. Bir zincirimi çektim. Kulak çöpümü taktım. Yine aynı şekilde bu 9 zincir 10 zincirli yuvadan arkadaşlar giriyorum. 1 2 zincir. 2 zincirimi hemen kulak çöpüme ilmeğimi taktım. Yine aynı şekilde yuvaya girdim. 1 2 zincir. İlmeğimi taktım. 3 Tekrar 1 2 zincir. Bu dördüncü ilmeğim. Bakın arkadaşlar. Bir, iki zincir, bu beşinci ilme. Toplamda altı tane arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi kulak çöpümüze ilmek taktık. Evet saydığımızda da altı tane arkadaşlar şöyle biraz ikinci yaprağım için şöyle beri beri arkadaşlar çekerek mesafe açtım. Bu şekilde arkadaşlar şimdi tekrar yuvaya giriyorum takmadan tabii ki. Yuvada buraya bir, iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Artık yaprağıma başladım arkadaşlar. İki, iki. Bir defa doladım. Bir, iki, iki. Tekrar iki defa doluyorum. Yuvaya girdim. İki, iki, iki. İki defa doladım. Yuvaya girdim. Bir, iki, iki, iki. Şöyle arkadaşlar nasıl olsa yaprağımızın trabzanlarını da yaptık ve bu ilmekleri çıkarıyorum rahat işlemek için. Bakın arkadaşlar bu şekilde de ilmeklerimiz oluştu. Buraya 5 tane arkadaşlar trabzanı yaptık zincirimizle beraber. Hemen 5 trabzan olunca buraya 4 tane bir zincir çekiyorum. Trabzanımın arasına girip kapattım. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 Hemen 7. de arkadaşlar. Buraya taktım. Bakın. Yani orta 9 10 zincirli yuvaya da yaptım. Hemen yanına da bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Trabzanımın arasına 1 2 zincir. Ve kapattım. Tekrar 2 zincir bir defa doladım iki alarak bakın şurada ilk yaptığım ara devam ediyorum arkadaşlar bildiğiniz şeyi tekrar yapmaya gerek yok bu şekilde arasına 7 tane yapacağım ve bir tane de bu yapraktan daha yapayım arkadaşlar sonra çiçeğinin kısmını beraber yapalım Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz yaprağımızı şöyle ters tarafından çevirip Burada 4 zincirli tomurcuk yapmıştık. Buraya bir sık iğne ile giriyorum. Ve ilmeğimin de içine arkadaşlar girerek buraya yaprağıma ilmeğimi direkt zincirsiz sık iğne ile tutturdum. Şöyle arkadaşlar minicik küçücük bir örümcek yapıyorum. Bunlar çiçeğimiz için yuva olacak arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimi alıp kapat. Aynı büyüklükte yine minicik bir örümcek yapıyorum. Sıradaki ilmeğimin de içine giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. İki oldu. Hemen arkadaşlar şöyle örümceğimin ne kadar olmasını istiyorsam o kadar ipimin boyutunu tığımı uzaltıyorum. Sıradaki ilmeğim arkadaşlar ters değildir umarım. Yine küçük bir örümcek. Örümceği gayet minik yapalım. Bunların üzerine zaten arkadaşlar dört tane bir trabzan olacak. Sonuncu, beşinci örümceğimizi de yapıyorum. Sıradaki ilmeğimi şöyle dönük olup olmadığına bakarak sık iğne ile buraya kapatıyorum. 4 zincirli tomurcuğun içine arkadaşlar sık iğne ile girdim. Şöyle bir zincirle döndüm arkadaşlar. Bu ilk yaptığım hemen yanındaki iki kanadını alıyorum arkadaşlar örümceğimin sık iğne ile giriyorum. Şurasının ilmeğimin sık olmasına dikkat edelim. Bir zincirle döndüğümüz için zaten gayet rahat arkadaşlar. İki zincir. Bir defa doluyorum. Örümceğimin içine girip iki, iki alıyorum. Bir defa doluyorum. Bir, iki, iki. Üç tane buraya trabzan yaptım. Tekrar arkadaşlar iki defa doladım. İki, iki, iki alarak dördüncü trabzanımı yaptım dördüncü trabzanımın içine 4 tane zincir çekiyorum. Tomurcuk olarak kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. de arkadaşlar. Bu trabzanlarımı yaptım. Yaprağın içine yapıp sık iğne ile kapattım. Bakın. Bir tanesini yaptık arkadaşlar. ikincisi için ikinci örümceğimin içine girip iki, iki, tane kanadını aldım arkadaşlar şu şekilde aynı bu yaprakta ne yaptıysak diğer örümceklerin içine de aynı şekilde bu yapraklardan yapıyoruz arkadaşlar 2 2 olarak aldım bir defa doluyorum 1 2 2 3 trabzan 3 trabzan olunca iki defa dolayıp arkadaşlar 2 2 2 alarak 4. trapezimi yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Kapattım buraya. Geri kalan kısımda arkadaşlar 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. 4. sık iğnemi yaptım. 5. sık iğnemi de bu şekilde arkadaşlar örümceğimin içinde yapıyorum. 3. örümceğim için buraya geçiş yaptım arkadaşlar. Bu iki tanesini daha yapayım arkadaşlar. Sonuncu örümceğim yaprağımızı yani örümceğimiz de sayılır. İçini beraber yapalım. Evet arkadaşlar sonuncu örümceğimizi de beraber yapmak için hemen geldim. Buraya sık iğne ile bir geçiş yaptım. İki zincir bir defa doladım. İki, iki olarak aldım. Bir defa doluyorum. Bir, iki, iki. 3 tane trabzan yaptım. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2. 4 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya kapattım arkadaşlar. Ve 1, 2, 3 ve 4 4 tane sık iğne yaptım. Örümceğimin içine girip bir sık iğne yaptım. 4 zincirli tomurcuğumun içine tekrar bir sık iğne yapıp bir zincirimi de çektim arkadaşlar. Hemen bu şekilde ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Yapraklar arasında yapraklar. Çiçekten yapraklar. Çok hoş ve çok zarif oldu yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.